x sayısal bir büyüklüğü ifade ediyor, y de aynı şekilde. Çarpımları yeni bir sayısal büyüklük ifade edecek. x çarpı y, y çarpı x çarpmadaki değişme özelliğinden birbirine eşit x çarpı y çarpı z ifadesine baktığımızda buradaki harfler yer değiştirebileceği için x, z, y, y, z, x gibi oluşabilecek bütün formatlardaki sıralamalardaki sayısal büyüklük hep birbirinin aynı olacaktır, birbirine eşittir. İşte aynı harf veya harflerin çarpımlarını içeren terimlere biz benzer terimler diyoruz. Örneğin bu ifadeye bakalım. 2xy burada belirleyici olan X y yani x çarpı y terimlere bakıyoruz 3 yz z eksi y bakın yx ile x aynıydı işte bunlar benzer terimlerdir peki şuna benzer bir terim var mı 3 yz z ile yz de birbirinin aynıdır sadece yer değiştirmiştir çarpmadaki değişme özelliğine göre o halde bunlar da benzer terimlerdir yani maviler benzer terimler kırmızılar da benzer terimler benzer terimlerle işlem yapabiliriz. Aynı ifadeyle işleme buradan devam ediliyor. 2x, ile x'i yan yana almışız. Bakın eksi y, ben yer değiştirip sola alıp x, y'nin yanına alabilirim. Tabii çoğu zaman işlemlerde böyle vakit kaybetmeyiz. Burada anlaşılsın diye yapıyoruz. İşaretiyle beraber aldığımızda dikkat ediniz. Eksi y, eksi x, olarak yer değiştirebilirim. 2 xin yanına aldık. 2 tane x, y'den 1 tane x, çıkarttığımızda aslında burada gizli bir var. Yani 2'den 1 çıkartıyoruz bakın. 2'den 1 çıkartıyoruz. O kadar x'ye kalıyor. 2'den 1 çıkarttığımda sonuç 1. Demek ki 1 x'ye kalacak. E 1 x'ye x'ye demek buraya xy olarak yazıyoruz. Yine 3 yz ile de x 2 yz benzer terimler. 3 taneden 2 tane çıkartıyoruz. Bakın 3 eksi 2. Burada da 1 kalıyor. 1 yz demek yz demek. Dolayısıyla sonuç x'ye artı yz. Sonuç olarak benzer terimler arasında toplama ve çıkarma işlemlerini yapabiliriz. Çözümü beyaz bir kağıtla kapatarak Örneği de önce siz yapmayı deneyiniz. A şıkkına bakalım İlk terimim 3XYZ 3 önemli değil XYZ içeren terim arıyorum bakıyorum bakıyorum bakın XYZ sırası farklı ZYX olmuş O halde bu yeşille işaretlediklerim 3XYZ ve 5ZYX benzer terimlerdir. Bunları mesela toplayabiliriz. 3, 5 8 tane olur ama burada sadece benzer terimleri bulun demiş. Bunlar benzer. Başka var mı diye bakıyorum. Burada sadece A var. 2A. Sadece A olan başka terim yok. Demek ki buna benzer yok. Burada YZ var. Yine sadece YZ olan bir terim yok. Yine AB'de tek. Dolayısıyla... Başka benzer terim yok. Burada işlem yapmaya kalksak sadece 3x, y, ile 5z, y, toplayabiliriz. B'ye bakalım. 2b var. Sadece b içeren başka terim var mı? Var. Bakın eksi 7b var. O halde bunlar benzer. Artı 2b ve eksi 7b benzer terimler. Eksi 4cb var. Sadece cb veya bc içeren terim var mı diye bakıyorum. Artı 3 bc ver. O halde eksi 4 cb ile artı 3 bc de benzer terimlerdir. 5 abc'nin benzer terimi yoktur. 2 b'den 7 b'yi çıkartıp eksi 5 b yazabilirim. Eksi 4 cb ile artı 3 bc'yi toplayıp eksi 4 artı 3 eksi 1 bc veya eksi bc yazabilirim. İşlemleri birazdan yapacağız. C şıkkındayız. 3 xy bakın yx xy aynı. O halde 3x, ve eksi yx benzer terimlerdir. Eksi 2x, bu da benzer terim kaldı mı? Yok. D şıkkındayız. A, B, C, D var burada. 2 A, D. Başka A, B, içeren yok. Demek ki buna benzer terim yok. Artı 3 A, var. Yine ABC içeren terim yok. A, B de tek. A da tek. Sadece sayıdan oluşan eksi 6 da tek. Demek ki burada hiç benzer terim yok. 2abcd var. Bakıyoruz. Bakın burada da abcd var. Sıraları farklı. O halde 2abcd ile x6cdab benzer terimdir. 3abc var. Yine bakıyoruz. 5acb aynı. O halde 3abc ile 5acb benzer terimlerdir. Başka benzer terim yok.